Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alü seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerimiz, Mesnevi Nuriye'den kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Bu akşam reşalardan başlayacağız inşallah rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tenbih. Halık-ı alemi bize tarif ve ilan eden deliller ve bürhanlar la yu'at ve la yuhsadır. O delillerin en büyükleri üçtür. Birincisi, bazı ayetlerini gördüğün, işittiğin şu kitab-ı kebir-i kainattır. İkincisi, bu kitabın ayet-ül kübrası ve divan-ı nübüvvetin hatemi ve künüz-ü mahviyenin miftahı olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Üçüncüsü, kitab-ı alemin tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an'dır. Şimdi birkaç reşya zımmında ikinci burhanı tariften sonra sözlerini dinleyeceğiz. Birinci reşya, arkadaş, Halık'ımızı tarif eden pek büyük bir şahsiyeti maneviyeye malik, burhan-ı natık dediğimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam kimdir diye yapılan suale cevaben deriz ki, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam öyle bir zattır ki azameti maneviyesinden dolayı sat-ı arz o zatın Mescid-i Aksa'sıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun minber-i fazl-ı kemalıdır. Cemaat-ı mümine en son ve en âli imam ve nev-i beşerin hatibi şehridir. Saadet düsturlarını beyan ediyor ve bütün enbiyanın reisidir. Onları teskiye ve tasdik ediyor. Çünkü dini bütün dinlerin esasına camidir ve bütün enbiyanın başıdır. Şems-i risaletiyle onları terbiye ve tenvir ediyor. O zat aleyhissalatü vesselam öyle bir kutup ve bir noktayı merkeziyedir ki onun halka-i zikrinde bulunan bütün enbiya-i ahyar, ebrar-ı sadıkın onun gelmesine müttefik ve kelam-ı nutkuyla natıktırlar ve öyle bir şecere-i nuranidir ki damar ve kökleri enbiyanın esasat-ı semaviyesidir. Dal ve budakları evliyanın marifi ilhamiyesidir. Bu itibarla herhangi bir davayı iddia etmiş ise bütün enbiya mucizelerine istinaden ve bütün evliya kerametlerine müstaniden ona şehadet etmişlerdir. Evet, bütün davalarının tasdiklerini işar eden bütün kamillerin hatem ve mühürleri vardır. Ez cümle o zatın aleyhissalatü vesselam davalarından biri tevhiddir. Bu davayı tasrih ve ifade eden La ilahe illallah kelime-i mübarekesidir. O zatın halkayı din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar o kelime-i mukaddeseyi rükn-i imani ve virdi zaban etmişlerdir. Demek o davanın hak ve hakikat olduğuna kanaat-ı itminan ve izanları hasır olmuş ki zaman ve mekana şamil bir tarzda o kelime-i mübareke meşrepleri, meslekleri, ananeleri, mütehalif, mütebayin insanların ağızlarında mevleviler gibi semavi devaran ve cevelan ediyor. Binaenaleyh gayr-ı mütenahi şahitlerin tasdikiyle hak-ı hakkatı tahakkuk eden bir davaya hiçbir vehmin haddi değil ki ona karşı dest-i itirazı uzatabilsin. Evet. Tekrar başa dönelim. Evet. Tenbih. Halık-ı alemi bize tarif ve ilan eden deliller ve burhanlar la yu'at ve la yuhsadır. Yani Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini
ispat ve izah eden deliller diyor, la yu'at la yuhsadır. Yani sayısız, hesap edilmeyecek kadar çoktur. Demek Allah'ın varlığına şahit ve deliller çoktur. Binlerce, yüz binlerce, milyarlarcadır. Ama bu delilleri nasıl okuyacağız? Bu delillere bakarken bize tereddüt eden görev ve sorumluluk nedir? Bakın, dikkat ve ibrette baktığımız zaman, bak, Allah'ın varlığını gösteren deliller namütenayi ve sonsuz. Ama şu var ki, nasıl bakacağız? Evvela dikkatle bakacağız. Sonra ibretle bakacağız. Sonra hikmetle bakacağız. Sonra fikretle, derin düşünceyle bakacağız. Ve bir de insafla bakacağız. Bak, şimdi bakın, bunların izahı uzun gider de. Bak, demek dikkatle, ibretle, fikretle, hikmetle, bir de insafla bakmak. Ne demek insafla bakmak? Yani kısa ifade ederim. İnsafla bakmak şu. Şimdi elinizde şu kitap var. Şu kitap. Şu kitap katipsiz olur mu? Kitap varsa katip var. Mektup varsa kitap, mektubu yazan var. Bakın. Ya. Resim varsa, tablo varsa ressam var. Ya. Eser varsa müessir var. Kitap katipsiz olur mu? Bakın, insafla bak. Kitap katipsiz olur mu? Olmaz. Peki sanatlı eser sanatkarsız olur mu? Olmaz. Şu resmi, tabloyu kim yaptı? Hiç kimse. Boyalar, fırça. Oldu mu? Şu sarayı kim inşa etti? Hiç kimse. Sebepler, tabiat, tesadüf. Bakın. Demek dikkatle, ibretle bakarsak her şey bizi Allah'a götürür. Çünkü her şey Allah'ın sanatıdır. Kudret-i İlahiyenin mucizesidir. Hikmet-i medar, çok güzelliklerini yapabiliriz. O şeyi de okuyabiliriz. Şimdi, evet. Burada diyor ki, o delillerin en büyükleri üçtür. Buna ne diyoruz? Külli deliller. Yani Rabbimizi tarif eden, Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine, vahdetine ait deliller, hüccetler, ayetler üçtür. Birincisi, o delillerin en büyüğü, en birincisi nedir? Kitab-ı Kebir-i Kainat. Bak, kainat kitabı. Allah Allah. Şu kainat. Şu asar-ı ilahi. Allah'ın mucize sanatı. Kudret-i İlahiyenin mucizesi, hikmet-i İlahiyenin harikası olan şu kainat, muazzam, muhteşem, mükemmel bir nedir? Kitaptır. Niye kitap olarak, değil mi, tavsif etmiş? Niçin kitap? Bakın. Şimdi kainat öyle bir kitap ki içerisinde milyarlarca, trilyonlarca kitap var. Şimdi yukarıdan aşağı inerek konuşalım. Kainat. Ne kadar büyük, ne kadar vasi, ne kadar şümüllü. Melekler dahi idrak etmekten aciz. Allah'ın mülkü bu kadar geniş. Şimdi bütün kainat bir kitap. Kitabın neyi var, değil mi? Bir kitap, çok cami bir kitapsa içinde yüzlerce, binlerce nevi vardır, sayfası vardır. Bakın kainat bir kitap. Teşbihle konuşursak, değil mi? Zihne yaklaştırmak için ifade edersek, kainat muazzam, muhteşem bir kitap. Her bir galaksi o kitabın bir sayfası. Her bir galaksi sayfası aynı zamanda o da bir cami kitap. Bak şimdi galaksiler oldu kitap. Her bir galaksi bir kitap. O galaksinin içerisindeki milyarlarca, trilyonlarca yıldızların her birisine o kitabın sayfası. Her bir yıldız, bakın, her bir yıldız bir kitap. O yıldızın içerisinde binlerce ne var? Kitap var. Öyle gel, güneş sistemine kadar gel. Değil mi? Güneş sistemi bir kitap. Gezegenler, o kitap içerisindeki bir sayfa. İn aşağıya, dünya bir kitap. Dünyanın içerisinde, bakın, binlerce kitap var. Ne diyor efendim? Şöyle bir cümle var. Risale'de geçiyor. Küre-i Arz, kainat kitabının bir sayfası.
Sema da bir sayfası. Küre-i arza bakın. Küre-i arzda bakın. Arzda küre-i arz muazzam cami muhteşem bir kitap. Değil mi? Her bir hayvan nevi o kitabın bir sayfası. Bakın öyle gel. Değil mi? Bütün hayvan nevleri birer kitap. O kitabın içerisinde neler var neler. Fazla uzatmayalım. Değil mi? Kainat kitabı içerisinde değil mi? İnsan dünyada küre-i arzda insan o kitabın bir noktası. Nokta gibi. Şimdi kitabın babları var, sayfeleri var, cümleleri var, kelimeleri var, bir de noktası var. Teşbih edersek insan küre-i arzda dünyada ne? Küçük zerre bir nokta. Ama bakın bu noktanın içinde ne kadar kitap var. Bunu sadece tıp noktasından bakarsak bakın. Şimdi insan bir nokta. Tamam. Ama bu noktanın içerisinde yüzlerce, binlerce kitap var. Mesela gözümüz bir kitap. Bakın. Ya. Kalbimiz bir kitap. Böbreğimiz bir kitap. Alveolar bir kitap. Akyuarlar bir kitap. Allah Allah. Her bir ağzımız bir kitap. Adam bakın. Tıp profesörü. Göz profesörü bakın. Bak. 20 sene çalışmış. Göz üzerine. Şimdi şu anda göz üzerine yazılmış kitaplara bakın. Bak binlerce kütüphaneyi doldurur. Bak insan bir nokta, o noktanın içerisinde yüzlerce kitap var. O kitaplardan birisi göz. Bak, adam profesör. Bak 20 sene göz üzerine çalış bakıyorsun çantayı aldı gidiyor. Nereye? Ya filan şehirde göz üzerine bir şey var. Sempozyum var ona iştirak edeceğim. Bak yeni teknolojilerin ışığında göz üzerindeki son değerlendirmeleri inceleyeceğim. Bak bir ömrünü veriyor, o gözü anlıyor mu? Tam anlayamıyor. Tam ihata ediyor mu? Edemiyor. Bak şimdi insanı bir kitaba teşbih edersek, insan içinde kaç tane? İşte kalp de bir kitap. Kalp üzerinde yazılmış olanlar, hücre üzerine yazılmış olanlar saygısın. Demek kainat binlerce, yüz binlerce, trilyonlarca kitapları birbiri içerisinde muhafaza eden ya Allah'ın en büyük ayetlerinden birisi. Allah şu kainatı yarattı. Tefekkür et. Yerleri ve gökleri yaratan ve yaşatan Allah'ın kudretine, ilmine, kainattaki rububiyetinin kemalatına bak. İşte Rabbimizi tarif eden en külli muariflerinden birisi ne? Şu kitab-ı kebir-i kainat. Bu bir. İkincisi, bu kitabın ayet-ül kübrası ve divan-ı nübüvvetin hatemi ve künüz-ü mahviyenin miftahı olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Şimdi Kur'an teşbih etti. Kur'an-ı Kerim kelam-ı ilahidir. Tamam. Kur'an'ın en büyük ayeti nedir? Ayet-ül kübrası. Kur'an'ın ayet-ül kübrası var mı? Var. Bütün namazlardan sonra ayet-ül kürsüyü okuyoruz. Bak, işte kainat kitabında ayet-ül kübra ne? Allah'ın varlığını ve vahdaniyetini en muazzam şekilde gösteren ayet. En büyük ayet ne? Ayet-ül kübra. İşte kainat kitabının en büyük ayeti Zat-ı Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. Bak, en büyük ayet. Bunun üzerine duracağız. Ve Divan-ı Nübüvvet'in de hatemi. Bak, Divan-ı Nübüvvet'in de mührü. En son, en cami, en mükemmel peygamber kim? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ve Künuz-u Mahfiye'nin de miftahı. Kainattaki gizli sırların anahtarı o. Değil mi? Yaratılışın sırlarını, daire-i vücubun esrarlarını, insanın görevini, insanın sorumluluğunu, ve hayat-ı bakiye medar sır ve hakikatları açan, beyan eden, değil mi? İnsanlara tebliğ eden kimdir? Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'dır. Üçüncüsü, bakın, evet. Üçüncüsü, kitab-ı alemin tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an'dır. Kitab-ı alemin müfessiri, tefsircisi kimdir? Kur'an'dır, değil mi? Kur'an ne yapıyor? Kainatı tefsir ediyor. Kainattaki sır ve hakikatları
tevhid adına, hakkat namına beyan ediyor. Demek kitab-ı alemin tefsiri nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bir de mahlukata karşı Allah'ın hücceti nedir? Kur'an'dır. Ne demek? Bak, Cenab-ı Hak yarın ahirette Kur'an'ı hüccet tutacak. Sorulacak herkese. Peki şu kainat kitabını dikkatli ibretle okudun mu? Sanatlı eser sanatkarsız olur mu? Fiil faizsiz olur mu? Eser müessirsiz olur mu? Yerleri ve gökleri bütün mahlukatı yaratan Allah'ın kudret delillerini, rububiyetin mucizelerini, hılkatın harikalarını dikkatle, ibretle okudun mu? Okumadın. Peki, Cenab-ı Hak buyuracak bak, kitap gönderdim. Semavi kitap indirdim. Bak, Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın beyanı, Allah'ın lisanı. Kur'an'ı okudun mu? Kur'an'dan sorgulanacağız. Melekler soracak ahirette. Size Kur'an inmedi mi? Allah Kur'an'ı hakkımızda, bakın, Allah Kur'an'ı hakkımızda, bakın, hüccet tutacak. Size Kur'an gelmedi mi? Bak, şimdi insanın fıtratında merak var, değil mi? Bir adam sporcudur, değil mi? Dünya spor tarihini inceler. Takım kurar. Değil mi? Fanatikse. Değil mi? Bakın. Cumartesi, pazar oyunları izler. Pazartesi, salı yorum yapar. Haftanın sonunda takım kurar. Bak. Bir insan hangi şeyde ilgisini çoğaltırsa o ilgi noktasında derinleşir. Bakın. Yani. Siyaseti merak et. Efendim, dünyanın gidişatını merak et. Ekonomiyi, parayı, varlığı, devleti, serveti, medyayı takip et. Değil mi? Ya Kur'an evde, duvarda asılı. Ne diyor Kur'an? Allah neyi emrediyor? Rabbimiz bizden ne istiyor? Ya bakın, maalesef ya. Şimdi bir adam evlenmiş, bakıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim duvarda asılı. Bekle. Bekle ki babası ölsün. Eğer biliyorsa tabii, aslında Yasin okusun. Bilmiyorsa orada kalıyor. Bakın. Kur'an ölüler için değil, bak diriler için gelmiş. Onun için Cenab-ı Hak ahirette sorgulayacak. Kur'an'ı hüccet tutacak. Size Kur'an inmedi mi? Size Resul gelmedi mi? Bakın. Aklın olduğu yerde sorumluluk vardır. Aklın olduğu yerde murakabe vardır, muhasebe vardır. Aklın, iradenin olduğu yerde ceza vardır, hüküm vardır bakın. Affedersiniz, bir katır bir adama bir tekme vursa öldürse, dünyanın hiçbir yerinde katır mahkemesi yoktur. Katır mahkemeye çıkmaz, savcılar ifadesini almaz, hakimler de hüküm vermez. Bak, aklı yok. Ama bir insanın aklı varsa, iradesi varsa, bakın, iradesi hürse, efalinden, hareketinden, konuşmasından, tavrından, beyanından, lisanından, faaliyetlerinden nedir? Mesuldur yani. İşte Allah insana akıl verdi, şuur verdi. Bakın 15 senede mühlet verdi ve yarın sorulacak. Size Kur'an inmedi mi? Size Resul gelmedi mi? Cenab-ı Hak gafletten uyandırsın, teyakkuz versin. Evet. Şimdi diyor, birkaç reşya zımmında ikinci burhanı tariften sonra sözlerini dinleyeceğiz. Evet. Birinci reşya, arkadaş, Halık'ımızı tarif eden pek büyük bir şahsiyet-i maneviye malik, burhan-ı natık dediğimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam kimdir diye yapılan suale cevaben deriz ki, burada bir cümle, bir kelime dikkati çekiyor, üzerine durmak gerekiyor. Burhan-ı natık diyor. Şimdi kainat da konuşuyor. Doğru, kainat hal diliyle konuşur. Kainat sanat diliyle konuşur. O sanatın arkasında dikkati ibretle baktığımız zaman, bak, kainat hal diliyle,
Sanatta eser sanatkarını gösterir. Doğru. Değil mi? Sanatta eser bir cihette kendini gösterirken çok cihette ustasının maharet, vasıf ve sıfatlarından haber verir. Demek Dikkat-ı İbret de kainat kitabını okuyan bir insan, bak, hal diliyle kainatın konuşmalarını hisseder. Kainat banidir, bina edilmiş. Sanatlıdır, saniye var. Bu yaratılışın arkasında hikmet var, merhamet var, rahmet var, inayet var. Bu cihette, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın pek çok isim ve sıfatlarının tecellisini okuyabilir. Demek kainat hal diliyle Allah'ın varlığını, rububiyetini ve sanatkarlığını akıl gözüne gösteriyor. Ama kainat, bak, daire-i vücubun sır ve esrarlarından, Allah'ın sıfatlarının vasıflarından, isim ve ünvanlarından, şuunatından, insanın görev ve sorumluluğundan bahsetmez. Onun için bakın Peygamberimiz Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birisidir. Nedir? Burhan-ı Natık, bak, konuşan bir delil. Allah'ın peygamberi. Değil mi? Cenab-ı Hak ona ne bildirmişse o da ne yapmış? Ümmetine talim ettirmiş ve öğretmiş. Bak, açık, konuşan bir delil. İşte elinde Kur'an. İşte bu itibarla bakın, konuşan bir delil. Allah'ın emrini, insanın görevini, yaratılışın sır ve esrarlarını açan, beyan eden, Allah'ın peygamberi olduğunu ifade eden bir zat. İşte bu cihette Peygamberimiz Burhan-ı Natık'tır. Evet, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir diye yapılan suale cevaben deriz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zattır ki azameti manevisinden dolayı sattı arz o zatın Mescid-i Aksa'sıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun minber-i fazl-ı kemalidir. Bakın. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Sat arz İslamiyet'in rahmet dini olmasının bir cihet ve cephesi, Peygamberimizin şahsiyetin maneviyesinin azametine bak ki, değil mi? Müminler dünyanın her yerinde, her mekanında ne yapabilir? Kıbleye teveccüh edip Allahu Ekber deyip namaz kılabilir. Sat arz Peygamberimizin en büyük bir mescidi. Mescidi, küre-i arz, Mescid-i Aksa en büyük bir mescid. Teşvik ediyor. Mekke-i Mükerreme'ne mihrabı. Burada tabi mihrabın bir lügat manası da şu, şeytan ve heva ile muharebe edilen yer, savaş yapılan yer. Buradan şu mana çıkıyor. Peygamberimizin Mekke döneminde tevhidin hakikatlerini Peygamberimiz beyan etmiş. Müşriklere o zamanki efendim ya, dinden, imandan mahrum olan insanlara Mekke döneminde anlatmış. Mekke döneminde şey var, mücadele var, efendim, sıkıntı var, sancı var. Böyle müşriklerin ihanetleri, cehaletleri, taassupları, inatları var. Mekke'de çok ciddi manada tebliğ noktasından sıkıntılar yaşanmış. Mekke bu cihette mihrap manasında, Mekke bir mihrap, cenk ve cidal yeri olmuş. Tevhidin hakikatlerini kalplere nakşetme noktasından cenk ve cidal yeri olmuş. Bir de mihrap manası Kabe orada olduğu için biz Kabe'ye müteveccih dönüyoruz, namazımızı kılıyoruz. Ama birinci mana hikmete, teşbihe tam mutabık. Peki Medine ne? Medine-i Münevvere de onun minber-i fazl-ı kemalıdır. Bakın Peygamberimiz Medine'de de bak Kur'an'ın hutbe okudu. İslamiyet'in kutsiyetini, hakikatini getirdiği efendim tevhid delillerini, insanın yaratılış sırlarını da Medine'den, değil mi? Medine minberinden bütün dünyaya tamim etti. Elhamdülillah. Evet. Cemaat-ı mümine en son ve en âli imam ve nevi beşerin hatibi şehridir. Yani beşer aleminin çok meşhur bir hatibidir. En sondur. Divan-ı nübüvvetin sonuncusudur. Peygamberimiz Hatem-i Enbiya'dır. En son peygamberdir.
ve en âli imamdır. Yani bütün peygamberler imamdır. Bütün peygamberlerin içerisinde en âli, en yüksek imam da kimdir? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bütün enbiyanın reisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün enbiyanın, peygamberlerin reisidir. Onları tezkiye ve tasdik ediyor. Onların iyi ve doğru olduklarına şahitlik ediyor, tasdik ediyor peygamberimiz. Çünkü dini bütün dinlerin esasatına camidir. Bütün semavi dinlerin esasatı en mükemmel şekilde Kur'an'da ne olmuş? İçtima olmuş. Ve bütün enbiyan, evliyanın başıdır. Bütün evliyanın seyididir, başıdır. Şems-i Risaletiyle, o Risalet Güneşiyle onları, o evliyaları, asfiyaları, Kamil'in zatları terbiye ve tenvir ediyor, nurlandırıyor. O zat aleyhissalatü vesselam öyle bir kutuf ve noktayı merkeziyedir ki, onun halka-i zikrinde bulunan bütün enbiya-i ahyar, bütün seçilmiş mübarek peygamberler, ebrar-ı sadikin o büyük zatlar, onun gelmesine müttefik ve kelam-ı nutkuyla natıktırlardır. Öyle bir şecere-i nuranidir ki, damar ve kökleri enbiyanın esasat-ı semaviyesidir, dal ve budakları evliyanın marif-i ilhamiyesidir. Yani Hakkat-ı Muhammediye'yi, sözlerde buna benzer bir cümle var, Hakkat-ı Muhammediye'yi muazzam muhteşem bir ağaca teşbih edersek, bu ağacın kökleri enbiyanın şeriatlarıdır. Bakın, Cenab-ı Hak bir rivayette 124 bin peygamber göndermiş. Hakkat-ı Muhammediye'nin kökleri 124 bin peygamberin elindeki deliller, mucizeler ve hüccetler. Ağacın bir kökü var, bir de ne var? Ağacın meyvesi var. Hakkat-ı Muhammediye'nin meyvesi nedir? İşte bütün arifler, müfessirler, müceddidler, kutuplar, salihler, muttakiler. Bak, ya bak. Hakkat-ı Muhammediye'nin meyvesi milyarlarca, bakın, arifler, müfessirler, müçtehitler, müceddidler, ulemalar, kamil insanlar, asfiyalar. Bunlar da nedir? Hakkat-ı Muhammediye'nin meyvesidir. Bu itibarla, bakın, demek mazideki bütün peygamberler, peygamberimizin getirdiği hakkatı ne yapmışlar? Kendileri yaşamışlar, dava etmişler. O mananın kemalini peygamberimiz hayatında fiilen sergilemiş, umum aleme, beşere duyurmuş. Hakkat-ı Muhammediye'nin kemalatını, güzelliğini, meyvedar ve semeradar keyfiyetini de bak, âlin İslam'da yetmiş olan bütün asfiyalar, müçtehitler, müceddler de o Hakkat-ı Muhammediye ağacının meyve ve semereleridir. Evet, bütün davalarının tasdikini işar eden ve bütün kamillerin hatem ve mühürleri vardır. El cümle o zatın aleyhisselam davalarından biri tevhiddir. Bu davayı tasrif ve ifade eden La ilahe illallah kelime-i mübarekesidir. O zatın halkayı din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar, geçmiş ve gelecek insanlar, o zatın halkayı din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar o kelime-i mukaddeseyi rükn-i imani ve virdi zaban etmişlerdir. Bakın, şimdi la illah kelimesi nedir? Rükn-i imanidir. Yani imanın temel esası, temel taşı nedir? La ilahe illallah'tır. Daire-i imana girmenin ilk ve birinci şartı la ilahe illallah kelimesini kalben tasdik edip lisanen ikrar ve beyan etmektir. İşte o kelime-i mukaddese rükn-i imanidir. İmanın temel esasıdır ve virdi zaman etmişlerdir, değil mi? Bütün ehli aşık, ehli marifet, ehli zikir, ehli tesbih ne yapmışlar? La ilahe illallah kelimesini virdi zaman etmişler bak. Gecelerde, gündüzlerde Allah'ın zikriyle cuşu huruşa gelmişler. Tevhidin hakikatlarını zikirle, fikirle, beyanla, tebliğle ne yapmışlar? Ümmete duyurmuşlar. Onlara piştarlık ve önderlik yapmışlar elhamdülillah. Demek o davanın hak ve hakkat olduğuna kanaat ve itminan
ve izanları hasır olmuş ki zaman ve mekana şamil bir tarzda, bakın, o kelime-i mübareke meşrepleri, meslekleri, anneleri mütehalif, mütebain insanların ağızlarında mevleviler gibi semavi devaran ve cevalan ediyor. Bak, la ilahe illallah hakikatını, bak ya, bütün ehli hakikat, meşrepleri, meslekleri ne olursa olsun hepsi la ilahe illallah madar hakikatları beyan etmişler. Ya, itminan derecesinde tevhidin hakikatlerini yaşamışlar. Fiilen kulluğa medar vasfelerini ifa etmişler ve bunların hepsi nedir? Bir icma manasıdır. Bakın, bunlar tabi İslamiyet'in kemalatını gösteren meyveler. Kafirler demişler, biz İslamiyet'i ikrar edemiyoruz ama Şah-ı Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Bak, İslam tarihinde gelmiş evliler, bakın, Şah-ı Geylani, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Şah-ı Nakşibend. Ya Allah Allah, bak, milyarlarca evliyalar, asfiyalar, kamil insanlar. İşte bu asırda Bediüzzaman Hazretleri, bakın, ya, itminanla, kabulle, izanla, şuur-i iman ile tevhidin hakikatlerini şerh etmişler, izah etmişler. Delil ve hüccette, ya keşfiyat ve keramette tevhidin hakikatlerini, ya bak, gözlere göstermişler ve itminan derecesini yaşamışlar. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman demek Hakkat-ı Muhammediye'nin getirdiği esaslar ne kadar doğru, ne kadar hak, ne kadar hakikat. Milyarlarca, trilyonlarca beşerin en kamil, en doğru, en sadık, en hasbi Allah'ın kulları şu hakikatta ihtiva etmişler. Bu ihtima öyle bir delildir ki ya hiçbir kuvvet bu delile karşı çıkamaz. Binaenaleyh gayri mütenahi şahitlerin tasdikiyle, bakın, gayri mütenahi şahitlerin, gayri mütenahi, sayıya girmeyen, sonsuz denilebilecek derece şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir davaya hiçbir vehmin haddi değildir ki ona desti itirazı uzatabilsin. Hadi. Şimdi ne? Hadi İslam tarihinde gelmiş şu evliyalar, şu alimler, şu müçtehitler, şu mücedditler. Hadi bunları çürüt. Bak, bunların yolu hak ve hakikattir. Davayı Kur'an'ı, Risaletin envar esir hakikatını ne yapmışlar? Beyan etmişler, yaşanmışlar ve efkar-ı aleme hayatlarıyla istikamet dairesinde tebliğ ve tamim etmişler. İşte bunların mecmuundan gelen delil öyle bir delildir ki hiçbir vehim bu delili paralayamaz, parçalamaz. Hiçbir vehim haddi değildir ki ona itiraz elini uzatabilsin. İkinci reşa, arkadaş, tevhidi ispat ve nev-i beşeri irşat eden o nürani burhan, biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecmu aleyh bulunan nübüvvet ve velayet mücehhezdir. İşte Peygamberimizin risaletinin iki cephesi, biri risalet cephesi, biri de velayet cephesi. Değil mi? Hem velayet-i Muhammediye, hem risalet-i Ahmediye. Demek Peygamberimiz risalet ve velayet cephesiyle efendim beşerine yapmış, irşat etmiş, Hakkat-ı Kur'an'ın yolunu insanlığa göstermiş. Ve aynı zamanda şimdi Peygamberimizin risaletini ispat eden deliller. Peygamberimiz de en büyük evliyadır. Velayeti en büyük velayettir. Risaleti de en son, en büyük, en cami ve en son kitapla gönderilen son nebidir. İşte hem risalet hem de velayet cephesiyle Peygamberimiz tevhidi kendi hayatında yaşamış ve gözlere göstermiştir. Bu bir. İkincisi, irhasat denilen kablel nübüvvet kendisinde zuhur eden harika hallerin rumuzatıyla. Bir de irhasat ne demek? Yani peygamber olmadan önce, peygamberimize peygamber gelmeden önce görülen olağanüstü hal ve hadiselere de ne deniliyor?
efendim irhasat deniliyor. Tabi bunlar uzun gidiyor. İslam tarihinde bunların çok da misalleri var. İşte irhasat mesela peygamberlikten önce kendinde görünen haller ve deliller. İşte Resulullah yürürken bir bulutun yukarıdan onu takip etmesi. Omuzunda iki kürek kemiği arasında nübüvvet mührünün bulunması ve hakeza. Demek pek çok irhasat da daha vukuğa gelmeden, risalet vasfını almadan önce harika haller de onun risaletinin ikinci bir delilidir. Ve kütübü semaviyenin beşeratıyla, bir de semavi kitaplar, bütün semavi kitaplar Resulullah'ın geleceğinden haber vermişler. Bununla ilgili detaylı bilgiler mektubatta var. Mektubatta Mucizat-ı Ahmedi Risalesi'nde Üstad Hazretleri bunu çok delili bir şekilde beyan etmiş. Hem İncil'de, hem Tevrat'ta, hem diğer suhuflarda ahir zaman peygamberinin geleceği, ahiyet, faraklit, hakla batılı ayıracak, ahiyet, Ahmet gibi birçok işaretlerle, işte Hüseyin-i Cisri gibi bir müdakkik, bakın ya, tahrip olmuş İncil'den 100 küsur yerde peygamberimizin geleceğinin işaretini beyan etmiş bir kitap yazmış. Başka, demek peygamberimizin risaletinin delilleri semavi kitapların onun gelmesinden haber vermesi. Başka, hevatif denilen, yani gaybden verilen tebşirat-ı müteaddide, müteaddit beşaretler, müjdeler de onun risaletinin delil ve hüccetleridir. Ve keza o bürhan-ı nuraniden zuhur eden inşikak-ı kamer, bakın kamerin iki parça olması. Müşrikler, bakın, kamer olayına itiraz etmediler. Eğer böyle bir şey, peygamberimiz mübarek elini kaldırdı, kamer iki parça oldu. Bakın. Ebu Cehil'in dışında bu olayı görenler, müşrikler daire imana girdiler. Ebu Cehil işte bakın. Küfr-i inadi. Hasedinden, ıbrarından, kininden bak kabul etmedi. Müşrikler bu kamer ikiye bölünmedi. Öyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey olsaydı o zaman ne diyecekler? Bak Müslümanlar olmayan şeyi bahsediyorlar. Kur'an ne diyor? Ve şakkal kamer diyor. Bak kamer inşikak etti, ikiye bölündü. Ama müşrikler tevil ettiler. Ebu Talib'in yetiminin sihri semaya ulaştırdılar. Yani kamerin bölünmesini inkar etmediler. Ama tevil ettiler. Sihir ile orayı kurallamak istediler. Evet. Peygamber, şimdi bakın, inşikak-ı kamer, peygamberimizin elinden bine mütecaviz mucizeler gelmiş. Bak, Allah mucizeyle sünnetullah kanunlarını kırmış. Peygamberin peygamberlik delillerinin başında çok önemli bir delil de mucizelerdir. İşte parmağını kaldırıp kamerin iki parça olması, parmaklarından fışkıran sular. Efendimiz Aleyhisselam parmağını soktu. Ya, su şeyinin kabının içerisine 10 parmağından sular akmaya başladı. Bu da tevatürle geliyor. Şimdi bu mucizeleri haber verenler 1 kişi değil, 3 kişi değil. Bak, değil mi? Yani adalet noktasından bakın, hukuk sistemlerinde bakın. Doğru 2 tane şahitle adamı idama götürürler mi? Götürürler. Sahabe bakın. Sahabelerin dünyasında onlar bilerek yalan söylememişler. Bak. Yanına tenezzül etmemişler. Asıl saadet bu. İşte mesela bir orduya su içiriyor. O ordudaki insanların hepsi bu işi görmüş. Yani 3 kişi, 5 kişi değil. Yüzlerce kişinin, belki binlerce kişinin gördüğü mucizeler. Kamerin iki parça olması, parmaklarından fışkıran sular, başka. Ağaçların onun davetine icabetleri, peygamberimiz ağacın tuttu, dalından çekti. Ağaç köklerini çıkararak huzura, Resulullah'ın huzuruna geldi. Ve
duasının kabulü. Bu dualar da bir tane değil, belki yüzlerce dua. Geldiler ya Resulallah, kıtlık var. Sıkıntı çekiyoruz, çöliklim. Dua etti Allah, yağmur göndersin. Peygamberimiz mübarek ellerini açar açmaz. Havada hiçbir şey yok, bulut yok. Açar açmaz, birkaç dakika sonra bakıyorsun, rahmet semadan indi. Evet. Dualarının akabinde yağmurun nüzulu ve pek az bir yemekten çokların yiyip doymaları. Bu mucizeler de çok bak. Peygamberimiz ya, dua etmiş. Ya bir ordu. Allah Allah, bir ordu. Bir ordu geliyor. Bak, bereket kesilmiyor ya. Bununla ilgili çok mucizeler var. Bu mucizelerle ilgili merak edenleri Mektubat Risalesi'nde Mucizet-i Ahmediye Risalesi'ne havale ediyoruz. Kurt, ceylan, deve, taş vesairenin konuşmaları gibi. Kurt konuştu, deve konuştu, taşlar vesaire hayvanların konuşmaları gibi mucizelerin delalet ve şehadetiyle tasdik edilmiş bir zattır Aleyhisselatü Vesselam. Üstad diyor, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bine mütecaviz neyi var? Mucizeleri var. Bak, bin mucizeyle tasdik edilmiş bir zat, Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve keza dünya ve ahiret saadetlerinin teminine kafil ve kafi olan şeriatı, nübüvvetini tasdik ve ispata kafidir. Bir de Cenab-ı Hak Kur'an'ı indirmiş. Bak, şimdi usta diyor, Kur'an çok kitapları tazammül eden bir kitaptır. Kitabı şeriat, kitabı davet, kitabı dua, kitabı icabet. Ya, ya. Bakın, kitab-ı muamelat. İşte Kur'an'ın getirdiği ahkam-ı ilahiye, yani Kur'an'ın getirdiği esasatlar insanların hem dünya hayatını temin ediyor, adaleti tesis ediyor, ruhlara sükunet veriyor. Bak. Hem de ahiret hayatlarını temine kefildir. Yani Kur'an-ı Kerim, bakın burada çok ince bir nokta var. Kur'an-ı Kerim beşerin saadetine kefil-i mutlaktır. Ne demek? İşte Allah'ın ahkamı. Yani bir Müslüman, bakın, kendi iradesiyle, İşaret-i Hicaz'da böyle bir cümle var. Bir Müslüman kendi iradesiyle Allah'ın ahkamını kabul etse, ya Rabbi sen ne göndermişsen, Resulullah ne buyurmuşsa benim başımın üstüne ben onları yaşayacağım, bir ömür yaşatacağım dese, bak, Kur'an beşere kafir-i mutlaktır. Kur'an'ın tezgahına giren hakkat noktasında nedir? İnsan-ı kamildir. Tam insan-ı kamil. Demek Kur'an ahirette şefaatçi de olacak. Kur'an'a mutabık yaşarsak hem dünyada hayatımız istikametli, inşirahlı, saadete mezar güzellikler hem de hayatı bakiyeyi kazanmanın yolu işte Kur'an. İşte Kur'an kefil-i mutlaktır. Yeter ki mümin Kur'an'ın emirlerine itaat etsin, Allah'ın emirlerini yerine getirsin, istikamette hayatını devam ettirsin, kulluk görevini ifa ederse Kur'an ona ahirette de elhamdülillah şefaatçi olacaktır. Evet. Üçüncü reşa, arkadaş o zat, evet. Arkadaş o zat aleyhisselam delail-i afakiye denilen harici delillerle masaddak olduğu gibi delail-i enfüse denilen zatında, nefsinde sabit delil ve işaretler ile dahi musaddaktır. Çünkü o zat şems gibidir. Zatını zatıyla ziyaretle gösterir. Mesela bütün ahlak hamidenin en yüksekleri o zatta içtima etmiş olduğundan bütün alem şehadet ediyor. Ve keza en nezih hasletleri ve huyları ve en yüksek seciyeli cami bir şahseti maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Ve keza o zatın en yüksek derecede bulunan zühd ve takva ve ubudiyeti şehadetleriyle malik olduğu kuvve-i imaniye ile masaddaktır. Ve siyer-i nebeviyenin şehadetiyle derece-i vusuku ve kemal-i ciddiyeti ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekatında kuvvet-i emniyeti,
hakka mütemessik ve hakaike salik olduğunu tasdik eden kat'i delillerdir. Evet. Şimdi burada da şimdi Peygamberimizin risaletinin delili işte Kur'an. İşte Allah'ın kelamı. İşte Resulullah'a verilen mucizeler. Bir de Peygamberimizin risaletinin delili Resulullah'ın bizzat kendisidir. İşte Resulullah'ın sureti ve sireti. İşte sureti. Hazreti Ali diyor ki ben ne Resulullah'ın döneminde ne de Resulullah vefat ettikten sonra Resulullah'ın siması gibi güzel bir sima görmedim. Ya Rabbi o nasıl sima? Allah o simayı ahirette bize göstersin, ona komşu eylesin bak. Peygamberimiz duruyor ki ben Yusuf'tan daha güzelim. Bak. Sureti güzel. Bir de sireti ahlak. Bak ya. Cenab-ı Hak İslam alimleri güzel ahlakla ilgili saymışlar. Aşağı yukarı yüze yakın güzel ahlak var. İffet, istikamet, şefkat, merhamet, hamiyet, gayret böyle say gitsin. Yüze yakın ahlak, güzel ahlak var. Bütün güzel ahlakları bir kulvar olarak kabul edersek, Hazreti Adem'den kıyamete kadar bu kulvarın en önünde, en ilerisinde, en müstesna kimdir? Zat-ı Muhammediye'dir. Dünyada en sehi, en cömert kimdir? İşte Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Bak, dünyada en cömert, en sehi insan o. Bakın Hüneyn Savaşı'nda Peygamberimizin hanesine efendim 100 tane deve düştü. 100 deve. Ganimet. Develer böyle yayılmış. Bir müşrik geldi develerin yanında. Bakın develere baktı. Ağzından bir cümle çıktı. Ne güzel develer. Ne demek yani? Bu cümlenin arkasında ne var? Bir mana var. Yani keşke. Keşke benim de böyle olsaydı. Peygamberimiz döndü. Hepsini sana hediye ettim. Müşrike. Hepsini sana hediye ettim. Adam şoke oldu. Böyle bir sehavet, böyle bir cömertlik ancak peygamberlere mahsustur dedi. Hemen daire-i imana geldi. Peygamberimiz kasam ediyor. Bakın Uhud Dağı kadar altınım olsa. Uhud Dağı. 9 kilometre genişliğinde, 12 kilometre uzunluğunda. Uhud Dağı kadar altınım olsa 3 günde hepsini Allah rızası için tasadduk ederim, sadaka ederim, dağıtırım. Bak. İffeti böyle, istikameti böyle, duası böyle, ilticası böyle. Nasıl yaşamış? Allah'ı nasıl bilmiş? Bak. Ya. Sureti ve sireti itibariyle ne kadar güzel ahlak varsa en kemal derece onda şey olmuş. Tezahür ve tecelli etmiş. İşte bu itibarla bakınca işte peygamberimizin zatı da güneş gibi. Şimdi güneşin özelliği nedir? Güneş sabahleyin doğduğu zaman eşyayı gösterir. Eşyayı görmek için güneşe muhtacız. Güneşin öyle bir güzelliği var ki güneş başka bir aynaya muhtaç değil. Bak güneş kendisi bizatihi ne yapar? Kendini gösterir. İşte peygamberimiz Risalet dünyasının güneşidir. Güneşler güneşidir. Peygamberimizin ibadeti, marifeti, ahlakı, meziyeti, yüksek sıfatları onun risaletinin en büyük hüccet ve delilidir. Elhamdülillah. İşte Cenab-ı Hak bize böyle bir peygambere Allah bizi ümmet eylemiş. Cenab-ı Hak bizi layık eylesin. Onun sünneti dairesinde yaşayan hakiki hakikatler müminlerden eylesin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin taravet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağacın canlı, hayatta hay olduğuna sadık şahitlerdendir. Bakın bu da çok önemli bir kanun. Şimdi bu cümleyi biraz daha düşünmemiz gerekiyor. Tezekkür ve tefekkür etmemiz gerekiyor. Bakın. Ne diyor? Yaprakların yeşilliği. Buyur. Şimdi bir ağacın canlı, diri ve hayattar olduğunun ölçüsü nedir? Yani bir ağacın hayattar ve canlı ve semeradar olduğunun ölçüsü nedir? Bak,
Yaprakları var mı yok mu? Yaprakları yeşil. Eğer bir ağacın yaprakları yeşilse, bu yaprakların yeşilliği, bu yaprakların yeşilliği ağacın canlı, hayatlı, hay olduğunun delil ve hüccetidir. Bu bir. Çiçeklerinin taraveti. Bir de bahar geldi. O ağacın bir meyve ağacını düşün. Bahar geldi. Yapraklar açıldı, çiçekler çıktı. Çiçeklerin açılması, rengarenk çiçeklerin, değil mi? Kokuyla açılması, intişar etmesi de, çiçeklerin de zuhuru, ağacının, o ağacın diri ve hayattar olduğunun delili midir? Bu da ettiği ki. Ağacın güzelliği, latif, zarif ve canlı. Ve bir de semerelerinin, meyvelerinin tazeliği. Mesela bir ağaç var, başında bir meyve var, kurumuş. 2 seneden beri o ağacın başında bir meyve duruyor. Can suyu çekilmiş, yaprakları yok. İşte bakıyorsun, bak yaprakları kurumuş. Başındaki 3 tane meyve var, o da kuru, kupkuru. Ağaç, ağaç da şey gibi, kütük gibi. Canını, hayatiyetini kaybetmiş. Şimdi demek ki bir ağacın, mesela bir meyve ağacının hayattar ve canlı, diri olduğunu ölçüsü nedir? Yapraklara bak, çiçeklere bak, bir de başındaki meyvelere bak. İşte bütün bunlar o ağacın canlı, hayatlı ve hay olduğunun sadık şahitleridir. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan şöyle bir hakikate çıkıyoruz. Demek ki işte Hakkat-ı Muhammediye, ya nasıl bir ağaç, ne kadar canlı. Bak, her asırda meyve vermiş. Her asırda, bak ya, evliya, asfiya, sıddıkın, arifin, aşikin, muhakkikin, ulama. Bak, işte ümmeti Muhammed'in bereketi ve çokluğu ve nasıl meyve vermiş. Demek Resulullah'ın Risalet-i Ahmediye ağacı, Resulullah'tan bugüne gelinceye kadar her asırda, her zaman, her an haydır, diridir ve hayattardır. İşte bak, ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde, değil mi? Hata kusurlarımızla beraber, bak bu Hakkat-ı Kur'an'ı milyonlarca insan terennüm ediyor, Hakkat-ı Muhammediye'ye hayatını feda ediyor, İslam'ın ilası ve ifkası için çalışıyor. Demek Hakkat-ı Muhammediye ağacı cansız değil, camit değil, hayattar, semeradar ve meyvedar. İnşallah bu meyvedar manası daha ziyade açılacak, intişar edecek ve bu meyvelerden beşer umumen istifade edecek ve istikbal Hakkat-ı Muhammediye'nin bütün aleme intişar ve inkişafıyla kemalini bulacaktır diye son cümlemizi söyleyerek dersimizi burada tamamlayalım. Haftaya kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. El-Fatiha.